Çörek otu, şu çiçeğini gördüğünüz bitki, çörek otu. Çörek otunun çok güzel çiçekleri var, böyle gördüğünüz gibi. Şu da tohumu. Veyahut da bu da çörek otu, bildiğiniz şöyle siyah tohumlar. Çörek otunun Mısır çörek otu, Türk çörek otu, İspanyol çörek otu, İtalyan çörek otu, Hint çörek otu diye birçok türü var. Bunlardan en kalitelisi Mısır ve Türk çörek otudur. İspanyol çörek otu süs bitkisi olarak yetiştirilir, hiçbir özelliği yok. Hint çörek otu da yine süs bitkisidir, hiçbir özelliği yoktur. Çörek otu yetiştiği yöreye göre birleşimindeki içermiş olduğu eterik yağlar ve doymamış yağ asitleri nedeniyle farklılık gösterir. Türkiye'de yetişen çörek otu çok kaliteli olup birleşiminde %30 ila 50 arasında eterik yağ içerir. Yine birleşiminde en önemli etken madde eterik yağ türevlerinden nigel olur. %0,5 ile %1,5 arası nigelon içerir. Bu da birleşimindeki etken maddenin nasıl hormonların oluşmasında ana rol oynadığını gösterir. Hormonların oluşmasında çörek otu yağı hormonların ham maddesidir. Hormonların mesela çörek otunun yağının birleşimi linolen asit beta linolik asite dönüşür. Beta linolik asit arahidon asidi, arahidon asit prostaglandin E1 E2 bu ise prostaglandin E1 E2 ise hormonlara dönüşür. Yani bizim için çok çok faydalıdır. Çörek otu, çörek otunun birleşimindeki eterik yağlardan nigelon ise aynı kortizon gibi etki yapar. Yani nedir? Alerjiye karşı etkilidir. Bununla ilgili Münih İmmünoloji Araştırmaları Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırma arasında atopik ekzemeyi iyileştirdiği, polen alerjisini iyileştirdiği araştırmalarda belgelenmiştir. Klinik araştırmalar yapılmıştır. Yine 16. İsviçre'de Tabipler Odası konferansında besin alerjisine karşı iyi geldiği belgelenmiştir. Birçok klinik araştırması yapılmıştır. Nigelon çok çok özel özelliklere sahip. Ben de bu çörek otu ilgili çok güzel özel anılarım var. Alerjiye karşı aloe vera jel ve tonik, bu iki ürünü geliştirmeden önce bilindiği gibi toniği ben 17 yıl çalıştıktan sonra alerjiye karşı geliştirdim. Aloe vera jel ise 19 yıl çalışma sonucu üretebildim. İkisi de alerjiye karşı etkili. Tonik midedeki helikobakteri pylori nedeniyle, yani gastrit ve ülserin sonucu ortaya çıkan besin alerjisine karşı etkili. Gastrit ve ülser olanlar için. Aloe vera jel ise bağırsaklarında mantar olanların, mantarın üretmiş olduğu toksik madde, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler vücudun histamin kortizon dengesini bozar ve alerjiye sebep olur. Alerjinin %80 sebebi aloe vera, %15-20 gastrit veya pangastrittir. Eğer gastrit veya pangastrit ise tonik, bağırsaklarındaki mantardan kaynaklanıyorsa ki genellikle mantardan kaynaklanan aloe vera jel gerekir.
Ben bu buluşları yapmadan önce 7 ay süreyle çörek otu çayı içtim. Hamdolsun ben kendimi böylece kortizon kullanmadan sadece o zaman çörek otuyla, tabii çörek otu alerjide tedavi edici olarak nedir? Yeterli değil yani. Günlük olaraktan kortizon kullanmayı bırakıyorsunuz ama tedavi için tonik, aloe vera jel alerjiden kurtulmak için şart. Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirir. Pankreası çalıştırır. Pankreas lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimlerin salgılanmasını artırır. Benim yazmış olduğum bu kitap bununla ilgili, çörek otuyla ilgili çok güzel araştırmalardan bahsettim. Burada dünya çapındaki araştırmalardan, bu araştırma sonucunda elde edilen bilgiler. Çörek otunun birleşimindeki çinko 300 çeşit enzimin oluşmasında anahtar rol oynar. Evet, alerjiye karşı etkili. Fakat ağır alerjik vakalarda tonik ve aloe vera jel kullanmak şart. Aksi takdirde kalıcı çözüm elde etmek mümkün değildir. Hürmetler, saygılar.